Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün yine çocuklara hediye etmiş olduğu, gençlere ayrı, çocuklara ayrı. Çünkü sevgili atamız gençlerden ve çocuklardan çok şey bekliyor. Gerçekten de öyle, belirli bir yaştan sonraki insanlara bir şey öğretmek çok zor olabiliyor. Çünkü maalesef birçok kişi alışkanlıklarından, öğretilerinden, edinmiş olduğu inançlardan, inanç derken dinden bahsetmiyorum, yani gerçek olduğunu zannettiği, kendisine öğretilen olaylardan kolay kolay kurtulamıyor. Ama gençler ve çocuklar eğer iyi yetiştirildiklerinde, iyi eğitim aldıklarında, yani sadece ülkemize değil dünyayı kurtaracaklar. Ben de buna inanıyorum. Ve atamız bunu ta o tarihte görüyor. Ve bütün bu ulusal egemenliği çocuklara bir bayram olarak hediye ediyor. Ve onlara verilmiş en muazzam hediyedir. Gerçekten bunu idrak ettiğimizde, anladığımızda o kadar önemli bir hediye olduğunu anlayacağız ki, düşünebiliyor musunuz? Yani egemenliği, adaleti, hakkı, demokrasiyi yepyeni o nesile hediye ediyor. Artık köle değilsiniz diyor. Artık efendisiniz diyor ve efendiler diye konuşuyor hep. Şimdi gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu her laf birbirinden kıymetli. Her laf, yani atasözleri yanında solda sıfır kalır. Öyle bir atasözü ve atamızın sözü. Bunlardan benim çok önem verdiğim bir tanesi de, ki bu şeye çok uyar, bayramlara, kurtuluşumuza çok uyar. Yani kurtuluşumuzu bir yana bırak, sadece düşmanlardan kurtulmak değil, bütün emperyalist zihniyetten kurtulmak, emperyalistlerden kurtulmak ve muazzam demokratik insan haklarına göre bir sistemi, bir cumhuriyeti kurabilmek o devirde ve o şartlarda imkansız denilen bir şey. Ve bu benim çok beğendiğim sözü nedir? Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Gerçekten insanların çoğunda umut yok. Yani neden umut yok, onu uzun uzun anlatacağım, ama Mustafa Kemal'in bu yaptığı olaylardan sonra Gandhi'nin sözü de benim hep ilgimi çeker. Demiştir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bu muazzam çalışmasından, bu kurtuluş savaşından sonra, emperyalistleri bu devirmesinden sonra biz neyi anladık biliyor musunuz? Biz Tanrı'yı İngiliz zannediyorduk. Ve şu an İngilizlerin bizim üzerimizde ne kadar baskılı olduğunu ve bizim buradan neden kurtulamadığımızı Atatürk bize gösterdi demiş. Gerçekten de böyle bir şeyi biri gösterdiği zaman ondan sonra herkes onu yapabilecek hale gelebiliyor. Çünkü beynindeki o sınırı kaldırılıyor. O yapılamaz denilen o şartları kaldırıyor. Şartlanmış bir vaziyette, çünkü yok, yapılamaz. Yapılamaz demek de çok kolay zaten. Benim aklımda ne isimler kalır? Çünkü neden yazmıyorum hakikaten? Yani sadece olayı alırım. Derim ya, en önemli, en sevdiğim kitapları bile çok nadir yazarını hatırlarım. Genelde hatırlamam, çünkü pek bakmıyorum ve yazmıyorum. Bu olayda da gerçekten gerçekleşmiş bir olay yani. Belirli bir zamana kadar, belirli bir işte saniye mi dakika mı, o zamana kadar bir 200 metreyi atıyorum, koşuyorlar ve onun üstüne geçilemiyor. Senelerce bu rekor kırılamıyor. Bir gün bir kişi kırıyor bu rekoru. O kırdıktan sonra bir ay içinde onlarca kişi bu rekoru kırıyor. Aslında kırdığımız, evet, bedenle belirli yerlere kadar sınırlı. Ha, onu da açabiliriz tabii, çok daha fazla çalışarak, çok daha değişik şeyler deneyerek yapabiliriz, ama esas kırdığımız düşünce şeklimiz, kalıplarımız, bizim zihnimiz. Çünkü orada bu olur veya olmaz dediğimiz şeyleri yapıyor beden. Yani hastalıklar da bunun içerisinde. Çok bu kötü bir hastalık, bundan iyileşilmez dediğin takdirde öyle biliyorsun. Ben daha fazla para kazanamam ki, nereden para kazanacağım, işte bu kadar, bunları yapmışım artık böyle dediğinde kalır. Oysaki evren o kadar sınırsız ki, Allah o kadar muazzam ki, mucizeler hiçbir şey değil onun için.
bütün mucizeler yaratılabilir. Hiç ummadığın yerden ummadığın şeyler olabilir. Ama sen hazır mısın? Sen onları almaya hazır mısın? İnanıyor musun? Yani birçok arkadaşla da konuşuyorum. Allah'a inanıyorum. Tamam inanıyorsun. Hani nasıl inanıyorsun? Bütün bunların olacağını, bu muazzam kainatı yapan, hep dediğim gibi bir tek insan bedenine bakın. Bu muazzam sistemi kuran. Sana şu istediğin küçücük hayalini mi veremeyecek? Ve o muazzam sistem dediğimiz Allah, o ne diyor? Kendi ruhumdan size üfledim insanlara. Yani o devirde ne desin? Bütün titreşimlerden oluşuyorsunuz. Bunların hepsi değişik katmanlarda ve en üst katmanda size benim titreşimimden bir titreşim var. İşte Allah'ın ipi, onunla bana bağlısınız ama oraya yeter ki çıkabilin. Yani ona çıkmak için de ne gerekiyor? Her videoda anlattığım gibi nefsin, egonun üstüne çıkabilmek gerekiyor. Kolay mı? Değil. Mümkün mü? Tabii ki. Birçok kişi artık bunu yavaş yavaş başarıyor zaten. Tarihte bunu başarmış çok kişi var da. Şimdi de başarabilen kişiler var. Ha, başardığın zaman bile eyvah ben geri düştüm, şunu yaptım, bunu yaptım diye korkmayın olabiliyor. Çünkü insanız ve bu planetteyiz ve bizi aşağı doğru çeken bir Schumann frekansı var. Neden var? Çünkü burada yaşamak zorundayız. Bu egoyla, bu nefsle yaşamak zorundayız ki dünyasal yaşamımızda da başarılı olabilelim. Bu deneyimlerimizi yaşamak için gelmiş olduğumuz deneyimleri gerçekleştirebilelim. Ama bunları fark edip bunun üstüne çıktığında ve o kendi ruhumdan sana üfledim dediğim Allah'ın o araya telefon girdi. Evet, yapabilirsin. Bütün bunlar gerçekleşebilir. Yeter ki iste. Yeter ki iste. Yeter ki istemekle de kalmıyor. Çalış, fark et ve nefsin üstüne çıkmak için kendini terbiye et. İşte bütün bunları yaptıktan sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ama etrafımız, en sevdiğimiz arkadaşlarımız, en sevdiğimiz yakınlarımız, hatta bazen anne babamız, hatta bazen eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz. Hayır, bu olamaz. Olmaz, mümkün değil. Yani bir örnek göstereceğim. Enteresan. AKP o kadar almış başını gidiyordu ki. Her çeşit yoldan deniyordu çünkü şimdi o detaylara girmek istemiyorum. Yani aklınıza gelen her şeyle deniyor, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne oldu? Yapılamaz ama bunlarla bir şey olmuyor diye. Herkes ne yaparlarsa yapsınlar modundaydı. Ne oldu? Oldu. Olacak da çok daha iyileri olacak. Çünkü bir kere sen o kendi zihnindeki olmaz dediğin zihniyeti, olmaz dediğin şartlanmayı yıkarsan her şey yolunda, yani önünde açılacak bu yollar. Yeter ki sen onu yık. Dediğin gibi sana çok mani olacak kişi çıkacak. Neden çıkıyorlar biliyor musun? Kendileri de yapamayacağı için. Çünkü hepimiz böyle bütün bu alışkanlıklarımızla, bize verilmiş olan bilgilerle çalışma ve beceri daha fazla gitmek istemiyoruz. Biraz tembellik yapıyoruz. Biraz yok olmaz ki diyoruz. Kendimizi bir kutuya kapamışız, sınırlamışız. Ve bu kutunun içinde dışarı çıkmak bize zor geliyor. Çünkü onun dışına çıkmak hakikaten o alışkanlıklar çok kolay. Alışkanlıkların Gücü diye bir kitap var, okumanızı tavsiye ederim. Bizi esir alıyor hakikaten alışkanlıklar. Onları hemen kolayca yapıyorsun ve seni yormuyor. Ama onun dışında bir şey yapmak seni biraz zorlayabiliyor. Ama hiçbir şeye zorlamadan ulaşamazsın. Ve bunun dışına, bu kendi kutusunun dışına çıkmak istemeyen kişiler, ya yaparsa da ben de burada kalırsam, ben de yapmak zorunda hissedersem kendimi zorlanacağım diye, seni de onu yaptırmamak için yok canım olmaz, ay çok zor, imkansız falan diye etrafınızda konuşacaklar. Dediğim gibi bunlar belki en yakınlarınız olacak. Ama lütfen o içinizdeki sese kulak verin. Yeter ki bunun için hayalleriniz olsun. O hayaller olmuş gibi canlandırın. Hayalinizde canlandırın, görün ve
Onun duygusunu yaşayın, o duygu. Çünkü en çok o duygu, biliyor musunuz? O duyguya girdiğiniz zaman düşüncelerinizden 5000 kat hızlı rezonansa geçecek manyetik alanda. Dolayısıyla ona inanın, önce bir inanın. O duyguyu yaşayın, gözünüzde canlandırın ve şükredin, şükredin, şükredin. Her zaman derim, benim en çok yaptığım şey şükretmektir. Gerçekten. Allah'ın verdiği güzelliklere şükür derim. Çünkü güzellik istiyorum. Güzellik, her şey güzelliklerle tekamül. Güzelliklere şükür. Yani tamam, ne verirsen ver diye de dua etmeyelim yani. Güzellikler, güzelliklerle bilincimizi yükseltebiliriz, tekamül edebiliriz, deneyimlerimizi öyle yaşayabiliriz. İmtihanlar da güzellikle olabilir. Örneğin sana çok para vererek de seni imtihan edebilir. Bakalım ne yapıyorsun? Paylaşmayı biliyor musun? İnsanlara kıymet veriyor musun? Böyle para para diye tutunuyor da kimseye vermeyeceğim diye bankada ille de tutmak mı istiyorsun? Yoksa bununla da imtihanın olabilir. Sonuç aynıdır. Aynı yere geleceksindir. Veyahut tamamen parasız, aç açık, ona buna muhtaç da bu imtihanı sana verebilir. Onun için tekamülümüz de güzelliklerle olsun. Her şey güzellikle olsun. Allah'ım şükürler de, verdiğin her güzellik için şükür diye. Yani ben öyle ediyorum. Onu size de tavsiye ederim. Ve o zaman hakikaten her şey size kolaylıkla ve güzellikle geliyor. Allah'a 100.000 şükür. Ama hiçbir zaman şunu yapamam, tamam artık her şey ver oturayım demeyin. Sadece kendimiz için değil, ailemiz için, ülkemiz için, dünyamız için, daha sonra evren için ve daha henüz bilmediğimiz, biz birçok şeyi bilmiyoruz. Koskoca bu evrende minicik nokta kadar olmayan bir dünyanın içindeki bir hiçiz ya. Ama hiç olduğumuzu anladığımız takdirde hepliğe çıkacağız zaten. Bütün bu deneyimler için bu hiçlikleri yaşıyoruz. Küçücük. Ve dolayısıyla bütün bunları fark ettiğimiz zaman, biz bunları yapabiliriz dediğimiz zaman, bu programları da yapıyorum. İnsanlardan saklanan bu büyük sırları. Peki bana mı söylediler büyük sırları? Hayır. Birçok artık bu bilgi her yerde var. Ta o devirlerde kadim bilgilerle kalmış, çoğu da yok edilmiş, çoğu da parçalanmış, insanların eline geçmesi engellenmiş. Bütün o biliyorsunuz kütüphaneler, şunlar bunlar, her şey yıkılmış, bütün bilgiler yıkılmış. Çünkü eğer insanoğlu kendisinin ne olduğunu bir fark ederse böyle köle olmayacak. Emperyalistler o zaman istedikleri hayatı yaşayamayacaklar. Peki emperyalistler adam olmayacak mı? Belki olacak, onlara karışamayız Allah'ın işine. Onlar bu görevle geldi demek ki bizi test etmek için. Belki de teste giren sadece bizleriz. Onlar sadece öğretmen belki de. Ve o imtihanları geçemiyoruz belki de. İşte bütün bunları hep oturup kendi kendimize okuyabiliriz. O kadar güzel kitaplar, o kadar güzel bilgiler akıyor ki. Ve inanın o kitaplardan, o bilgilerden, o belgesellerden bütün bunları fark ettikten sonra zaten ona ne dersen de, ister ilhamda ister vahide, sana akmaya başlıyor. Her yerden akmaya başlıyor. Görmeye başlıyorsun. Yani görünmeyen değil, görünmeyen görünen gözünde sana görünüyor. Yani bambaşka doğada görünüyor, hayvanlar arasında görünüyor, herhangi bir olay oluyor, karşında görünüyor. Aman Allah'ım ya diyorsun, sorduğum sorunun cevabı nasıl da geldi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz hiçbir durum yok. Ama umutsuz insanlar çok. Onlardan biri olmayalım. Etrafımızda onlardan çok vardır inanın, çünkü benim etrafımda çok var. Ve yapacağım her şeye mani olmak için bana birçok şey söylüyorlar. Beni sevmediklerinden mi? Beni çok sevdiklerini biliyorum. Hayır. Ama ona inanmışlar, kutularından çıkmak istemiyorlar. Dolayısıyla sevgili dostlar, lütfen araştırın. Kendinizi araştırın. Ne olduğunuzu araştırın. Ne kadar kıymetli olduğunuzu araştırın. İçinizdeki o gücü
keşfettiğiniz an gözlerinizden yaşlar gelecek zaten. Onu da hep keşfetmiş halde kalmayacaksınız. Çünkü insanız, dediğim gibi, bu dünyadayız. Şu an frekansı bizi aşağı çekiyor. Dolayısıyla an be an çıkıp ineceğiz ki hani hep derim ya, namaz, niyaz, meditasyon, bunların hepsinin amacı miraçtır. Yani oraya çıkabilmek, onu o titreşimde, içindeki o titreşime çıkabilmendir. İşte oraya çıktığımız anlar var, ama oraya ne, her ne kadar çok çıkarsak da o bilgelik bizde bir şekilde mevcut oluyor. Herhangi bir hata yapsak da hemen dönebiliyoruz. Kendimizi affettirebiliyoruz. Kimden? Allah'ım beni affet diyerek de değil. Allah seni ne mükafatlandırıyor ne affediyor. O muazzam bir sistem. Bunların hepsini yapan kendinsin. Senin içinde zaten o. Dolayısıyla bütün bunların farkına varalım. Umutsuz olmayalım. Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Hakikaten aydınlanma bizi bekliyor. Ama bu demir çağdan aydınlık çağa geçmemiz, altın çağa geçmemiz o kadar kolay olmuyor. Deneyimler sık 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 gelmeye başlıyor. Çünkü hepimizin eksiği var. Bunlar eğer anlayabiliyorsak, güzelliklerle anlayamıyorsak, daha böyle acı şeylerle geliyor. Tüm dünyada bunu fark ediyoruz, değil mi? Fark ediyoruz, neler yaşıyoruz. Dolayısıyla hepsi geçecek. Yeter ki hep birlikte aydınlanalım ve bu ışığı etrafımıza yaymaya başlayalım. Ama uyananların yaydığı ışık uyuyanları rahatsız edecektir, unutmayın. Olsun, onların da uyanması gerekiyor. Nasıl çocuk uyanmasa bile anne sevgisiyle, hadi yavrum, hadi sabah oldu, uyan çocuğum, okula gideceksin. O sırada belki çocuk çok sinirleniyor, çok kızıyor, ya uyuyorum, yorganın tepesine çekiyor, ama anne uyandırıyor. İşte o anne, o dişil enerji, o rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahim tarafıyla, bilhassa kadınlar, size çok görev düşüyor. Tanrıça uyanıyor kitabımda da bunları anlatmıştım. Uyanıyor Tanrıça, dişil enerji uyanıyor. Dişil enerji sadece kendi kendine kadın olarak değil, eril enerjiye de ihtiyacı var. Onun kendisini sarıp sarmalamasına, onu kendisini korumasına, centilmenliğine, her şeyine ihtiyacı var. Birlikte adamız, unutmayın, o androjen insan olacağız ve her şey çok güzel olacak. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.